Onana Beşiktaş'ın bu sezonki maliyet ve performans açısından en kötü transferlerinden biriydi. Belki ligin en kötü transferi bile 4 milyon euro diyebiliriz. bahsedelim tekrar. 4 milyon euro bir hiç aldı. 4 milyon euro karşılığında Beşiktaş. Valentin Rozier de yine siyah beyazların bonservis beklentisi olan oyunculardan biriydi. Ama oradan da sanki bir geri dönüş olmayacak gibi o gün. Senin haberin zaten. Üstüne yorumunu da dinlemek Evet. isteriz. Şimdi Onana'dan başlayayım. Çok ilginç bir Marsilya kariyerine imza attı. Marsilya'ya gitti. Sonra dediler ki bir oynatalım. Onana'yı oynatmaya başladılar. İlk maçı sonradan oyuna girdi. 1-1. Galiba ilk maçında bu arada Strasbourg oyuna girdikten sonra atmıştı. Şimdi detayı tam hatırlamıyorum. İkinci maç 11'de başlattılar. 2-2. Üçüncü maç 11'de başlattılar. Lyon'a kaybettiler. Dördüncü maç Metz'de oynadılar. 11'de başladı. Berabere. Beşinci maçı Stade Brest'le oynadılar. Brest'le kısaltma o. 11'de başladı, kaybettiler. Sonra dediler ki böyle olmayacak. Biz bir kadro değişiklik yapalım. Onana yedek kulübesine çekti Marsilya. 3 maç üst üste kazandı. Çok mantıklı. Bak, peş peşe 4 tane maçta 11'de oynadı. 2 galibiyet, 2 beraberliği var mesela Marsilya'nın. Onana yedek kulübesinin önünde 3 maç üst üste kazandılar. Sonra da sakatlandı bu arada. Bir sakatlığı var şu an. 9 maçta oynadı Marsilya'da. Çok da kötü oynadı. 1-2 böyle ilk maçlarında acaba olur mu dedirtmiş ama sonrasında olmayacağı belli olmuştu. Herhalde bu şeyde tek başına tabii ki bir oyuncu özelinde bir konu değil de bir ışık tutuyor en Ya azından bu arada bence ya. anlatıldığı kadar da böyle çok kötü, rezalet bir futbolcu olduğunu düşünmüyorum. Evet, 4 milyon euro korkunç bir rakam. Ama bir sezon önce Fransa'da 1000 dakikaya yakın Lens'te forma giymiş bir oyuncudan bahsediyor. Hani rezalet bir Orada oyuncudan da bahsedemeyiz burada. Rakam çok yüksek olduğu için belki bu noktaya geldik. Hani Beşiktaş seviyesi için yeterli değil. Belki olabilir. Kesinlikle buna katılıyorum ama hani oyuncu için böyle çöp, bu oyuncu nereden buldunuz, amatör kime topçusu gibi tabii. yakıştırmalar da doğru değil. Şimdi şöyle Beşiktaş'ta çok izlemedik zaten. Görmedik. Tabii 200 izleyemedik. dakikası yoktur Beşiktaş'ta. Evet. Kontrol etmedim ama yoktur. Ya Dört Gaziantep'li o gün Özçiçek'ten daha efektif bir görüntü sergilemiyor. şimdi Yani evet bir iki sene şöyle önce alt bu liglerde oynayan bir oyuncu maliyetini de daha biraz iyi görünüyor. kenarda bırakıyorum. Neden kenarda bırakıyorum? 4 milyon euroya gelirse iş yani ben diğer kulüplerde de mesela 5 milyon 6 milyon euroya nelerin alındığını oynamadan gittiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Galatasaray'da Yani 6 milyon diğer euro. transferlerde Bak başarısı direkt olunca. ilk aklıma gelen Galatasaray'da Yusuf Demir 6 milyon euro mesela. Evet. Değil mi? Oluyor bu tarz Sportif transfer. başarı gelince saha içinde çok Tabii. konuşulmuyor bunlar. Şimdi Onana'daki temel problem şu oldu bence. Yani Beşiktaş'ın ilk transferi yazın. Beşiktaş 1,5 ay transfer yapmadı. Doğru. Ondan sonra Amartey ile bir anda ikisi geldi. Yani bekliyorsunuz 1,5 ay ne gelecek? Sonra Onana ve Amartey geliyor. Dolayısıyla bir beklenti içerisine giriyorsunuz. İlk maçı oynuyor, rezalet. İkinci maç çok kötü. Üçüncü maç artık hocanız da oynatmıyor. Ve üstelik sıkıntı şurada. Şimdi Şenol Hoca o dönem kesici, çapa diye tabir edilen bir 6 numara istediğinde bu geniş listeler içerisinde verilen bir isim Jinan Onana. Ve sonrasında da Onana isminde ısrarcı olunuyor. Teknik ekip tarafından da. Şimdi role göre istendi ama Beşiktaş'ın oynadığı oyun ve başarılı olduğu oyun çapa 6 ile olmadı geçen sene. Bence burası Acemi Tovic de kaçırıldı. oldu değil mi? Amir Acemi Tovic, Gedson Salih üçlüsü de oldu. Bak çok farklı bir oyun oldu. Amir'le yaptı bunu Beşiktaş. Evet. Şimdi bu oyunu mu devam ettirirsin aynı profilde mesela Amir'in olduğu yere daha kalitelisini alalım düşüncesinde o tarz bir oyuncu. Bir oyun yakalamışsın, ritmini bulmuşsun, harika bir ikinci devre geçiriyorsun, 24 maçlık yenilgisiz seri. Ama çapa 6'ya dönmek istiyorsunuz. Şimdi Jenni Onana bir de o istenilen, beklenen görevi de yapamayınca kesicilik vesaire ki bu arada Fransa'da da mesela Bordeaux döneminde onu öne çıkaran bu Bu noktaydı. arada penaltı var. Ben yine Arsenal-Bayern konuşmamıştım. maçında O gene Bayern yazar. penaltı kazandı. Bir Yine gol daha istiyorsanız. o gün konuşurken aksiyon bu kez Londra'da Saliba'nın müdahalesi sonrasında hakem beyaz noktayı gösterdi. Bu Of. arada enteresan da bir pozisyon. Leroy Sané dikine ceza alanına yani Topa dokunmadan topa gidiyor. evet neredeyse dokunmadan Çok net ilerledi penaltı. Acemice bir penaltı. ve Arsenal
rakibine bir penaltı hediye etmiş oldu. Kendi evinde gol yemeyen Arsenal derken bir anda... Evet, bir anda geriye düşme olasılığı belirdi Arsenal. Yani Heidenheim'e 2-0'dan 3-2 kaybeden Bayern yapıyor bunu. O da 1-0'dan 2-1 dönmek üzere. Çağırıyorsun dersin işte. Ben maçta röportaj yaptım. 38-38 penaltıya. Penaltıyı kaçırdı sonra kazandığında. Doğru. Oluyor yani futbol. Maxim çok iyi penaltı atar. Evet. Şimdi devam edeyim mi? Ve Harry Kane topun başında, eski bir Tottenham'lı. Aa, çok güzel hikaye. Burada şüphesiz ki Arsenal taraftarının gol yemek istemeyeceği eski bir ilk kişi. Arsenal çocukken Arsenal değil mi? Çocukken Arsenal'da işte altyapıya mı almıyorlar? Şişko diye gönderiyorlar. Yani kendisi tam olarak bu tabirle açıklıyor. Hatta bir şey daha anlatacağım onunla ilgili, şu penaltıyı görelim. Raya'yla karşı karşıya Harry Kane, Bayern için öne geçme şansı. Kane topun başında. Hakemin işaretini bekliyoruz. Harry Kane geldi. Oh, Raya'yı ters güzel köşeye yatırdı. Ve köşeye topu gönderdi. Raya sağına yattı. Onun soluna Harry Kane ve kendi sağına, dolayısıyla temiz bir penaltı attı. Oraya tam, yattı. Tam 9 numara. Biraz tam kilo problemi varmış. O yüzden onu gönderiyorlar. Abi. Bir röportaj izledim. Arsene Wenger'in röportajı. Belki Ian Wright yapmış olabilir. Ona soruyorlar ya, sizin hani haberiniz var mıydı diyorlar. Hani böyle bir çocuk olduğundan. O da diyor ki yani 10 yaşında, 11 yaşında gitmiş zaten diyor. Hani oraya kadar da izleme durumumuz yoktu. Şeklinde konuşuyor Harry Kane için. Evet, bir Arsenal efsanesi olabilirdi. Eğer yeteneği daha doğru keşfedilmiş olsaydı ya da belki daha sonra Tottenham gelişme gösterdi. Oldu. Ama kupası yok. Kupasız. Kariyeri bitmeden kupası olur mu acaba? Bayern'de de mutlaka olur. Alma ihtimali var mı? Şampiyonlar Ligi ihtimalinden başka bir şey kalmadı. Yani kalmadı. Bayern de kurudu yani bu sezon. Leverkusen. Doğru. Şimdi seneye de Xabi Alonso devam ediyor Leverkusen'de. Yine domine ederse. Yani en kolay Xabi'nin kupa kazanabilirim. Nerede kupa kazanabilirim en kolay, nerede diye düşündü. Bayern diye tahmin etti. Ligde en azından çok şampiyon oluruz diye. Evet. O da olmadı. Hayır, bir de şöyle düşüneceksin. Lewandowski gönderdi Bayern. Bulamadı oyuncu yani. Bir forvet için çok, evet, ideal takımda Bayern. Tabii, Choupo-Moting oynuyordu yani. Tabii yani. Hayır, yazın Icardi'yi konuştuk Bayern'le. Tabii. Yazın Icardi'yi konuştuk. Gayet. Yani birini alacaktı Bayern. Choupo-Moting de oynuyordu yani. O da Harry Kane oldu. Harry Kane'le ilgili şöyle bir anım da var. Bir draftlı Premier Lig oyunu oynuyorum. Yani bir oyuncu sadece sende oluyor. 12 kişi oynuyoruz. Ben de 3. sıradan draftı kazandım. Kane'in de gitme olasılığı çok yüksek. Bu görünüyor, bilinen bir şey. Birisi Haaland alacak, birisi Salah alacak. 3. seçim bende. Ya dedim, bu adam basiretsiz. Hiçbir yere gidemez. Tottenham'da kalır. Bundan yine bu sezon bir şey olmaz ama hani çok gol atar, bana puan getirir diye aldım. Yani draftta onu seçtim. Geçmiş olsun. Ve gitti 2 gün sonra. Yani ben daha büyük basiretsizmişim. Buradan bu hikayeye sonucuna varılabilir. Ligde de zaten sonuncu oldum. Real Madrid'de City karşısında 3. gole çok yaklaştı Rodrigo'yla. Her an 3-1 yapabilirler görüntüyü. Tam onların istedikleri ortam. Öyle Rodrigo, Vinicius Junior yani. Acayip geçişler buluyorlar. Jan Onana ve Valentin Rozier'den bahsediyorduk. Evet, kısaca bitireyim orayı. Şöyle, Onana'nın 4,5 milyon euroluk bir opsiyonu vardı. Kullanılması mümkün görünmüyor. Valentin Rozier'in 3 milyon euroydu bu opsiyonu. Valentin Rozier süreci biraz da enteresan. Aslında yazın 3 kez istenen, Farioli'nin istediği ama o dönem Beşiktaş yönetiminin gidişine onay vermediği ve bu sebeple de mutsuz olduğundan sebep sorun da yaşadığı bir oyuncuydu. Yani 3 kez Valentin Rozier'e teklif yaptınız. Doğru. Temmuz'da başladı, Ağustos'ta devam etti. Beşiktaş yönetimi hayır dedi, göndermedi. Rozier'e gönderilmediği için ise mutsuz oldu. Zaten sonrasında neler olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. İşin sonunda Nice kavuştu. Nice'den önce mesela Nice'in dışında farklı teklifler de vardı ama illa Nice istiyordu. Gitti ama gittiği yerde de umudunu bulamadı. 5 maça çıkarıldı sadece ve 50 dakika. Sanki Beşiktaş'a gelmeden önceki dönemine geri dönmüş gibi. Pardon, 3 maça mı ne çıktı? Toplam 50 dakika süresi başlarda var. Başlarda oynadı galiba, ondan sonra. 50 dakika. Bu arada 3. gole gidiyor Bayern. Çaprazda Leroy Sané sol taraftan içeri girdi ben konuşmaya devam etseydim gol olurdu. Susturdum seni. Sen susturunca pozisyon bitti.
Bitirmesi gerekti bu arada pozisyonu. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş yönetimi bir oradan gelir bekliyordu. 7,5 milyon euroydu. Bunun çok mümkün olmadığı görülüyor şu an ilk etapta. Yazın yapılacak olan belli ama Rozier, Ginola'nın kadro planlamasında asla yeri yok. Bu arada ben Rozier'in yine 3 milyon opsiyonlara satılabileceğini düşünüyorum. Nice de kötü geçirse de. 5 maç kadroyu almadılar mesela. 2 maç aldılar. Bence müşteri oynadığı yani. Maçın dışında yaşı da, yaşı itibariyle 27 yaşında. Daha farklı bir kariyeri olabilirdi ama kendi evet. etti, kendi bulduğu durumu var yani. İstediği kadar sahada... Bak Rose gelsin yaz kampı, çok iyi bir yaz kampı. İstediği kadar sahada iyi olsun, hazırlık maçları falan. Ben yine bugün söylediğim şeyi söyleyeceğim. O günde hatırlatılsın, farklı bir şey söylersen. Beşiktaş'ta yeri yok. Neden yeri yok? Bir oyuncunun sadece sahadaki performansı değildir her şey. O saha dışında neler yaptı, nasıl etkilediği çok önemli. Başkan da sözü var zaten. Ben olduğum sürece etkiliyor. Buradan giremez diye artık. Evet. 3 milyon euroya ben yine o rakamlara satılabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Onana da aynı fikirde hiçbirimiz olamayız. 4 milyon euroyu kimse çıkarıp vereceğini düşünmüyorum. Ama iki oyuncu da kadroda yer almayacak. Gelecek sezonun kadrosunda. Sadece bunlar değil, 10 oyuncu. Tam 10 oyuncu gönderecek Beşiktaş. Göndermeye çalışacak diyelim. Gönderecek dediğimiz zaman dolayısıyla yazın... Az olmuyor mu? Çünkü neden bunu söylüyorum? 19 yabancısı var şu 18. an Beşiktaş'ın sözleşmesi. O gün Gezal'ın bitiyor. 18. 18. 18 yabancı 12'ye düşüyor. Yani 6'yı göndermek zorundasınız. Bir de takım içinde değişim için bir 6'ı da oradan gönderseniz 12 yabancı yapıyor kafadan. Yok. Planlama şöyle. Beşiktaş'ın 18 yabancı kontratı devam ediyor gelecek yıl. Bunun 10'u gönderilecek. Bunun içerisinde bu arada genç oyuncular da var. Mesela atıyorum Badra Sisse var, Aydın Asiç var vesaire. Hangi yabancılarla yolda devam etmeye düşüyor? Daha bence kestirmeden bir cevap çıkar buradan yani. Tabii şöyle, Ernest Muçi, Musrati, Getson ilk etapta zaten bu oyuncular... Yani Getson'a bu arada teklif gelse düşünülür ama Beşiktaş kazançlı çıkacağı bir teklif alamaz bu Getson'dan. Dolayısıyla hani Getson'u da bu gruba dahil ediyorum. Onun dışında... savunma hattında Kole var. Gelecek yıl devam etmesi beklenen isimler arasında. Masuaku. Rashissa var. Masuaku ama bu değişir. Yani şimdi şöyle Beşiktaş yönetimi her oyuncuya kapıyı açmış durumda. Tekliflere. Kole için de. Kole için de teklifleri kapı açık. Sadece burada 2-3 tane oyuncu ayırıyorum. Son yapılan 2 transfer. Bir de Rashissa ile Getson'u biraz ayırıyorum. Getson'u neden ayırdığımı da söyledim bu arada. 6 milyon euro yarısı. Dolayısıyla zarar edersiniz yani. Doğru. 4 oyuncunun dışında kime teklif gelirse gelsin yabancı, yerli değil. Yerliler de yoksa Semih Kılıçsoy falan ayrı bir konu. Bu yabancı oyuncular özelinde herkese kapıyı açmış durumda. Beşiktaş yönetimi en az 10 tane yabancı oyuncu göndermeye çalışacak. Çünkü neden? 4 yabancı transferi yapılacak, 8'e düşürülüp ve devamı da gurbetçi ve yerli oyuncular. Yani biz yeni sezonda Beşiktaş'ta transfer listesine baktığımızda yabancıdan çok yerli oyuncuyu görmemiz çok olası. Salih Özcan için işte ısrar ediliyor. Samet Aybaba Almanya'ya kadar gitti. Salih Özcan için ısrar ediliyor. Yusuf Yazıcı Beşiktaş'ın gündemindeki oyunculardan hücum hattı için. Yasin Özcan Kasımpaşa'da iyi bir çıkış yakaladı. Hem sol bek ilk çıktı, sol bek oynadı. Sonra stoperde de oynamaya başladı. Bu alternatif bu kadar sen transfer söylüyorsun. Hocanın durumu da belirsiz bu arada. Onu da söyleyeyim. Beşiktaş yönetimi şu an planlamayı net bir şekilde Fernando Santos'la yapıyor dersem yanıltırım. İşte. Çünkü Fernando Santos'un ben gelecek sezon Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağına çok ihtimal vermiyorum. Ben hiç ihtimal vermiyorum. Bu Türkiye Kupası'nı kazansın veya kaybetsin benim için çok değişmeyecek açıkçası. Çünkü lig yarışıyla kupaya çok farklı bakılmaya başlandı. Yani tamam turnuvalarda belki bir şeyler yapabiliriz ama lig maratonunda hocanın oyun mentalitesi Beşiktaş'a çok uymuyor. Görüşü hakim olmaya başladı. O yüzden biraz böyle geri adım atmaya başlayan yöneticiler de var. Dolayısıyla yönetim bir transfer komitesi kurdu zaten. Ve bu komitenin kuruluş amaçlarından bir tanesi sadece oyuncu almak değil. Bak oyuncu alırsınız. Oyuncu almak asıl en kolay kısmı. Oyuncu göndermek en zoru. Kontratlı hepsi. Birinin 2,5 milyon euro, birinin 2 milyon euro, 3,5 milyon euro. Şimdi siz bu kontratlardan nasıl çıkacaksınız? Ben diyorum ki Beşiktaş yönetimi 10 tane oyuncu gönderecek. Tamam ben bunu dönüyorum. Söylüyorum. Yönetimin de planlaması bu şekilde ama bunu icraata dökmek o kadar basit. Hadi bir Haziran geldi hepsi gitti diye bir şey yok. Rebic ya 2,5 milyon euro maaş alıyor. 2,5 milyon euro. Bir yıllık maliyeti 3 milyon euro. Menajerin hangi akılsız kulüp çıkıp da şu Rebic'e kalkacak da maliyetinin
%80'ini falan verecek. İmkansız. Vermez. İtalya konuşuluyor. Evet. Hırvatistan konuşuluyor. 500 bin eurodan 500 bin euro verirler, üstünü vermezler. O gün seni üzmek istemezdim ama gol süremizin olmadı. Sonuna geldik. Gündeme dair de konuştuk. Birkaç kere de seni tabii kestik yani. Bugün. Kusura bakma. Mehmet Özcan, Onur Özkan, Ogün Şahinoğlu bizimle birlikteydi sevgili seyirciler. Futbol meydanında sona geldik. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese iyi bayramlar. Hoşçakalın.